Peki, şimdi bütün kariyerin aslında tabii ki ilginç ve akademik eğitimin var. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde lisans yapıyorsun. Sonrasında Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde master yapıyorsun. Hakikaten aslında senin dünyanın, pop müzik dünyasının en entelektüel Estağfurullah. adamı sensin galiba. Değil mi? Estağfurullah. Öyle öyle gibi görünüyor. Estağfurullah. Fakat Yani ya öyle. ama öyle görünüyor. Çünkü öyle çünkü ben biliyorum herkesi ağırladım 25 senedir. Senin gibi bir entelektüel yok. Fakat bir gariplik var kariyerinde. 17 yaşında Kuşadası Spor'da profesyonel basketbolcu olarak bir sene oynuyorsun. Ne oldu ondan sonra? Küçüldün mü? Yok, küçüktüm. Nasıl Büyüyeceğimi oynadın? zannettim. Ha büyümedin Tabii ondan. büyüyeceğimi zannettim Peki el gerçekten de. alemi nasıl kandırdın oradaki basketbol koçunu falan filan? Onlar bilmiyor muydu senin 17 yaşında artık büyümeyeceğini? İşte 17 yaşında anladılar. Ben de işte o sırada bırakmış oldum. Yani bırakacak duruma artık hale geldim. Sonra Ama demek Allah'tan... ki iyi oynuyordun. Evet, fena değildim ya. Ya seninle beraber oynayanlar senden çok daha büyük değiller miydi? Çok daha büyüklerdi. Şöyle bir yazda hepsi bir anda uzadı. Bana benim de Ben de başıma böyle geldi. kaldım ya. Evet beni de kandırdılar. Evet. Beni de kandırdılar. Ben çocukken iriydim. Yani ergenlikte ben çok iri bir adamdım. Herkesi pataklıyordum. Yani sağlamdım. Sonra bunlar bir uçtular, bir geçtiler beni. Fena oldu. Ya bir yazda, 3 ayda nasıl bu kadar uzayabilir Evet. herkes? Bir yazda O vuv yaz ne diye böyle yaptın sen işte? O etrafta. yaz ne yaptığın önemli ergenlikte. Evet. Ben hep çok araştırdım tabii. Neden ben? Niye Neden? ben? Hep. Evet. Ben çünkü aralarında en haylaz bendim. Ben uyumayan bendim yani mesela. İşte İyi uyumadığın için beslenmeyen oldu. bendim. Bravo. Uyumadığın O için yüzden. oldu. O yüzden O öyle. büyüme hormonu salgılanırken ben Tabii tabii. neler yapıyordum Tabii tabii. olmadı. Benim de yani aynı büyüme şekilde. hormonunda O biz yüzden orada tam o yaşlarda buradan hani kesinlikle söyleyelim, denenmişliği var bu işin. Kesinlikle büyüme mümkün olduğu kadar hormonu salgılanırken uyumamız lazım. uyumak lazım. Aynen öyle. Büyüme hormonu salgılanırken uyu, o yapacaklarını uzadıktan sonra yap. Zaten Değil mi? yapıyorsun. Bol bol Evet, zaman zaten oluyor. evet. Değil mi insan değil mi çocukken ne çok özler işte kız arkadaşı olsun, erkek arkadaşı olsun neyse böyle şeyleri Tabii. ne çok ister sonra da sıkılır. Bir bara girmeyi bir şey zannediyorduk işte 16 Ya, yaşında. Çünkü ya. hani 18 yaşında almıyorlar. 16 yaşında girdim Hı. falan diye böyle bir... O zaman sen o tarihlerde yaşadın. Ben barlarda, meyhanelerde büyüdüm. Bizim zamanımızda 5 yaşında, 3 yaşında da alıyorlardı. Vallahi çocuklara ne eziyet. Biz tahta sandalyelerde Ben de çocuk. tabii, Sana da mı yapıldı? babamların yanında ben de gidiyordum gece Şimdi senin orada. çocuğun var mı? Yok. Yok, hayır. Şimdi ya, şimdi çocukları vallahi neler neler. Her de programlardan izliyoruz. Her tarafta kamera var falan filan. Bizi sokağa bırakıyorlardı. Akşam eve dönersek, sağ dönersek iyi. İyi, süper. Ha? Bugün ne yaptın? Yoksa dönmezse dönmedi diyorlardı. Vallahi billahi. Evet, doğru, o da öyle. Ama sen şimdi tabii bir de yakışıklı çocuksun. Ondan yalnız bir şey Estağfurullah, söylemişsin. teşekkür Şunu da anlamıyorum. Diyorsun ki herkes beni tipimden ve söylediğim şarkılardan dolayı çapkın zannediyor. Ama değilim. evet, değilim. Düzen adamıyım. Çok. Ya bir acayip laf etmişsin bir de burada tasdik edip durma ya. Neyse. O düzenin dışına çıktığımda hasta oluyorum, kendimi iyi hissetmiyorum. Yo, ama öyle gerçekten. Şöyle Kesin ki, numara. vallahi değil, şöyle ki, ben aslında hem yani iki tane aslında ana dal iş yapıyorum hayatımda ve ikisi de gerçekten çok büyük vakit harcattıran işler. Yani bir tanesinde sabah kalkıyorum, bayağı bildiğin işe gidiyorum, akşam dönüyorum. Bir tanesinde de normal ondan arta kalan zamanlarımın hepsini aşağı yukarı bu şekilde değerlendiriyorum. Yani şarkıcılık mesleğiyle alakalı, müzisyenlikle diyeyim daha doğrusu. Bunları düzenli yapamazsan Evet. nasıl idare edeceksin bu kadar şeyi? Edemiyorsun. Bekarlıkta aslında birazcık şeyi getiriyor. Fazla gezmeyi. Her Evet. çağıran arkadaşın peşinden gitmeyi getirdiği için Güzelmiş o birazcık. hayat. Ya işte zor, Vallahi zor yani. Çok ben yoğun, de bekarım yorgun. hiç öyle bir hayatım yok. Ama senin şimdi bu çapkın değilim deyip de bu Instagram fotoğraflarını mesela bu ne mesela?
Vallahi billahi yani şu fotoğrafınla oynarken Can Yaman, Tarkan, ondan sonra kim varsa piyasada, ondan sonra Mustafa Sandal, kim yakışıklıysa hepsine şey yapmıyor musun böyle? Oynarken. Nispet yapmıyor musun? Vallahi ama bak nasıl ağzın abi, bükülüşü. Ulen çok iyiyim ulen. Hadi oradan. Çok diye. Da karizmatik sayılmaz bence. Tam göbek atarken çekilmiş yani. Evet. Peki bu ne Allah aşkına? Yüzüne mi kustular? arkadaşımın güzellik salonuydu herhalde. Evet. O yeni açılmıştı. O da senin açılmıştı. Yüzünü böyle çimen onunla, yaptığı o için. O da gitti. Onunla beraber bir fotoğraf çekilip hani destek. Yüz bakımı mı yaptırıyorsun? Yüz bakımıydı o, evet. Yüz bakımı. Ne oldu? Neyse, prodüktörüm hapşırıyordu. Yani ölü yaralı yok, merak etmeyin. Peki. Burada senin fotoğrafınla fotoğraf mı çektirmişler? Bu senin fotoğrafın değil mi? Sen evet. Değilsin. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Abi sen yoksun, biz de bunu bulduk çok seninle güzelmiş. Fotoğraf çekilmek için diye evet. Yollamışlar. Evet. Acayip tatlıydı, o yüzden koydum, evet. Paylaşmak istedim. Bu da bir uyanma pozlarım var. Var birkaç tane ulan, öyle. Bu ne ya? Ulan o kadar yakışıklı uyanıyorum ki sormayın. Bunu sen çekiyorsun değil mi? Kendim çekiyorum. Yalnız mı uyanıyorsun selfie, sabahları? Selfie çekmeyi daha yeni keşfettiğim zamanlar. Flu oldu, flu. Şunu bin. Baksana. Ulan uyanıyorum ama ne biçim yakışıklıyım ya. Uyanırken bile ne biçimim lan. Bu da yine uyandım mı lan yine ne oldum ya öf be. yok, ne yakışıklıyım bu... ulan yine ya uyanıyorum ya. Burada şu biraz önceki söylediğinde haklısın ama burada şöyle bir durum var. Burada bir şarkı dinliyordum yeni albüme koyacağımız şarkılardan. Ya ben bu şarkıyı nasıl paylaşırım derken böyle saçma sapan bir şey oldu. Ama yine de benim için bir hatıra sonuçta. Evet. O yüzden koydum yani. Güzel. Yani ben Instagram'ı kendim için aslında bir hatıra günlük gibi düşünüyorum hep. Ama işte son dönemlerde artık her şeyimize çok dikkat etmek durumunda kaldığımız için o kendi günlüğümüzden çıktı o. Kendi hatıramızdan evet. Çıktı. Tamamıyla artık böyle bir başkasının güzel sevdiği fotoğrafların gibi. Paylaşıldığı bir yer değil, bir linç alanı olduğu için hakikaten problemli bir yer Instagram. Yani Instagram'dan da uzak durmak lazım. Çoluğu çocuğu da uzak tutmak lazım bence. Şimdi sen düzenli, her şeyin düzenli mi yapmak istiyorsun? Yani böyle madem diyorsun ben iki ana dal yapıyorum. İki işim var. Ve performans sanatçısıyım. Ve o zaman ne olman lazım yani? Mesela her şeyin düzenli olması. Şöyle kaygılar oluyor. En başta. Şimdi ben yani 17... orada şeyde ayrılık şarkısında öpüşmüştük sabahlara kadar. Tamam öbürünü de yapsaydın bilseydik. Onu niye gizli yaşadın? Ama hani, o, yani işte şöyle ilk başta başladığın zaman bu işe senin etrafında bulunan arkadaşların, çalışma arkadaşların hep beraber bir kanıya varıyorsun. Biz şu şarkıyı yapmalıyız çünkü bizden bunu bekliyorlar. Bekliyorlar mı diyor birisi? Bekliyorlar. O şirketin şeyler adamları mı diyor yoksa sen mi buna... Ben karar vermiyorum. Ben çünkü bu işe başladığımda 15 yaşında metal müzik yapıyordum. Ya. Yani sonra bir baktım para kazanmaya başladığımda İbrahim Tatlıses söylemeye başladım. Güzel. Hani hani bunu kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Aradaki hani değişkenlikten bahsediyorum. Bir sürü şeyde ilki söylemişim hepsini. Yani Neşet evet. Ertaş da söylüyorum, evet. Biliyorum. İşte İbrahim Tatlıses de biliyorum. Sepultura da biliyorum. Hani bunların hepsiyle alakalı bir şekilde çalışmışlığım var. Sonuçta müziği görmüşlüğüm oluyor aslında bu birazcık. Ama sen aslında geldiğin zaman bu kadar her şeyi biliyorsun. Bir fikir sahibisin ama insanlar senden ne ister? Çocuksun. Bunu aslında bilmiyorsun. Çünkü aslında bu işe para kazanmak, şan şöhret sahibi olmak, işte insanlar seni sevsin, senin şarkılarını hep bir ağızdan söylesin ve aslında piyasada da neye ihtiyaç var onu da bilmiyorsun. Sana yazıyorlar, kardeşim senin gibi bir çocuğa ihtiyacımız var, şöyle pop söyleyecek, bilmem ne yapacaksın, işte iyi sahne yapacaksın, işte böyle dans edeceksin, bu, işte, hani bu olacaksın, tamam.
Tamam, ben o şarkıları nasıl yapacağım? Biz sana şarkıları vereceğiz. Evet. Şarkılar takır takır ama geliyor. Ama ne kadar güzel. Şu anda bunu böyle bir gözlemci gibi anlatabiliyorsun. Ne kadar evet, güzel. Evet, evet, evet. Şimdi artık kendi istediğim gibi kendim yazarak, bir şekilde kendi istediğime çevirerek daha ısrarcı olabiliyorum. Yani yine ekibim bana söylese de Murat, yani hayır yani hani biraz daha yine bu tarafa kayalım. Yok hayır, ben hani böyle bir şey yapayım, bir sonraki albümde bir daha yaparız diyebiliyorum. Sağ olsunlar, onlar da beni kırmıyor. Ama tabii ki müzik alanında müzik popüler ve çok kolay yayılabilen, hızla karşılığını bulabilen ve büyük şöhret vaat eden bir şey olduğu için, bir sanat dalı olduğu için popüler müzik. Burada tabii yani şimdi aynı ekip bir ressamın etrafında toplansaydı, diyelim ki çok satan, çok kazanan bir ressamın ekip şöyle diyebilir miydi ressama? Yani şöyle resimler çiz, bu resimler şimdi tutuyor diye bir şey yok, söylenemezdi. Yani yok, onlar da onun, o sanatçının ağzına bakmak zorunda kalacaklardı ki acaba hangi esinlerle, hangi yeni düşüncelerle nasıl bir yeni sergi ortaya koyacak, yeni yapıtlar ortaya koyacak. Yani evet, ama şimdi sanatçı olmak o düşüncesi insana zaten belli bir yaştan sonra geliyor. Yani o belli birikimi zaten alıyor olabilmen lazım. Ondan sonra sen kendinin sanatçı olup olmadığına karar veriyorsun ve ona göre icraatlar yapıyorsun. Şimdi ben bir sanatçıyım iddiasıyla 25 yaşında çıkıyor olamam. Yani orada bir hata oluyor zaten. Orada gerçekten uyulması gereken kurallara uyuyorsun. Daha sonra kendi istediğin yönde istediğin şeyi yapabilme imkanına sahip oluyorsun bir zaman sonra. Zaten başka bir şey bünyen kabul etmiyor. Şimdi mesela atıyorum, son dönemlerde rap müzik popüler oldu diye. Ha, öyle bir işte şeyim var. Rap müzik popüler oldu diye bana baskılar yaptılar. Özellikle i̇şte söyleme, özür dilerim. Özellikle söylemek istemedim. Çünkü bugünlerde rap müziğe laf edersen tefe konulmak gibi bir durum olduğu için ben keza kendim konulabilirim de sana onu sormak istemedim. Yok, ama senin de bu konuda bir eleştirin var anladığım kadarıyla. Ben de konulabilirim. Tabii ki de yani hiç önemli değil. Ya ben sadece çoğu çıkan sana rap hepsi mi yap diyorlar? Ha, dediler. Çok rapimsi, ısrar ettiler. Hip-hop'umsu. Çünkü ben onu yapabiliyorum, becerebiliyorum yani. Evet. Ama ne alakası var? Ben şimdi artık bu yaştan sonra onu kabul etmiyorum mesela. Ben nasılsa, canım ne yapmak istiyorsa, belki popüler olmadığı bir zaman yapmalıyım bence. Eğer ben akıl edip zaten düşünmediysem, şimdiye kadar yapmadıysam demek ki hani eksik kalmışım orada. Popüler hale getirememişim. Ben bir şeyin öncüsü olmalıyım. Ben popüler hale getirmeliyim ve benim gibiler. Yani ben kendimi hani megalomanlık gibi söylemiyorum. Başka benim gibi pop müzik sektörünün bir şekilde hani kitleler arkasında sürükleyebilen insanlardan bahsediyorum. Ben isterim ki bu kadar insan beni şimdiye kadar kabul etmiş. Bu kadar insan gerçekten beni dinlemek istemiş, beni bir yerlere getirmişler. Ben de onlara hep benim yaptığım, ilk benim yaptığım yeni bir şeyler sunmak isterim. O pop işte rap yaptı diye rap yapıyor olmam bana garip geliyor. Tabii ben mesela rap müziği sevmiyorum, hip hop müziği sevmiyorum ama arada sevdiğim hip hopçı ya da rapçiler var. Tabii yani canım, adamları seviyorum. Ama bana daha çok bunlar müzik işiyle ilgili değil de mesela nakliyat işinde uğraşırken şimdi de bir şarkı yapmamız icap etti filan gibi mesleğe girmiş, konuya girmiş arkadaşlar gibi. Mesela burada inşaat işlerimiz vardı. İşte bir yeme içme zincirimiz vardı. Burada barcılık falan yapıyorduk. Fakat öyle icap etti ki bu işlere daldık abi falan diye gelen. Ben biraz korkuyorum onlardan, çekiniyorum. Çünkü doğru bulduğum şey yüzer gezer sözler, yüzer gezer kavramlarla değil de mıh mıh böyle hani her birini çivi olarak toprağa çakabileceğin, caddeye, betona çakabileceğin şekilde ayakları yere basan şeyler yapıyorlar. Kesinlikle. Fakat formül aynı. Yani gerçekçi,
Evet bu dipten gelen dalga, evet underground'tı, şimdi moda oldu. Evet sokağın sesi, mahallenin sesi, şu şehrin sesi, ezilenlerin sesi, gençlerin sesi anladık ama şey hep aynı. Yani yapı hep aynı. Beni o yapı çok sıkıyor. Tuncer seni sıkıyor mu bilmiyorum. Yani orada bir hele hele bu rap arabesk konusu. Yani bir adam çıkıyor helle gelle helle velle bette pop 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 diyor. Ondan sonra oradan bir yanık başlıyor. Ebele bele bey falan diye böyle. Bir teviye tabii ki arada bir şey müzik değil mi? Formül çok basit. Formül çok basit. Hatta o çok basit iki formül var. Ritim açısından o formülü de bozdu mu da birbirlerine kanlı bıçaklı oluyorlar o bozdu diye. Len bu kadar kısıtlanmış bir formül içerisinde bana afakanlar basıyor. Özellikle bazı taksi şoförleri dinliyor. Taksi şoförleri dinliyor diyorum ki yani korkuyorum da adama rapi kapat demek. Yani adama küfretmişsin gibi olacak. Mesela şimdi bir pop şarkı çalsa mesela bizim Tarkan, Mustafa Sandal, übülük 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 falan filan kapat ya şunu desen tamam baba der. Rapi kapat dedin mi? Hani anama mı sövüyorsun falan böyle bir şey tepki alınabilir diye korku içerisinde ya işte. Diyorum ki biraz kıssak mı? Sen düzenli her şeyi düzenli mi yapmak istiyorsun? Yani böyle madem diyorsun ben iki ana dal yapıyorum. İki işim var. Ve performans sanatçısıyım. Ve o zaman ne olman lazım yani? Mesela her şeyin düzenli olması lazım. Düzenli bir sevgilin var. O düzenli sevgilinle düzenli olarak görüşüyorsun. Sabahları düzenli uyanıyorsun. Düzenli olarak işine gidiyorsun. Ve bu sayede düzenli olarak da ölüp gideceksin bir gün. Yani her şey bir düzen içinde mi olacak? Hiç mi yaramazlık yapmazsın böyle kendini dağıtmazsın filan? Ya şöyle öbür türlü haftada 3 gün 5 gün dağıtıyorsan bu sefer ayda bir kere dağıtıyorsun. Daha böyle daha bilinçli oluyor bütün her şey. Bence daha iyi bir hareket. Benim için hiç değilse. Bana hep şey derler. Ne yapıyorsan hep dibine kadar gidiyorsun arkadaşım yani yapma. Öyle mi diyorlar? Hep öyle derler. Hani gezeceksen tozacaksan haftada bir gün gez. Niye 3 gün 5 gün geziyorsun? Evet. Ya da atıyorum çalışacaksan belli saatlerin olsun. Onun dışında kendine de birazcık vakit ayır. Yok çalışacaksam da deli gibi çalışırım. Böyle gerçekten hırpalarım yani kendimi. Seviyorum yani o hani sonuna kadar gitmek. Gücümün yettiği kadar yani tabii ki de hani bir şekilde şu anda hazır çalışabiliyorken bu kadar. Hazır kafam basıyorken bir şeylere yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bana da böyle giderse hemen öleceksin diyen doktorum çok tatlı adamdır. Bayılırım ben de iyi arkadaşımdır. Aort anevrizmasından uzun süre yoğun bakımda kaldı. Şimdi evinde dinleniyor. Böyle iple çekiyorum. Ona şeye gitmem lazım. Check-up'a gitmem lazım. Çünkü o kadar sağlıklı bir insan ki ondan sonra işte hep böyle şeyleri söylüyor. Hiç kullanılmaması gereken şeyleri söylüyor. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çocukları ve gençleri tütün maddeleri ve alkolden koruma, kollama, kurtarma kararı yasası uyarınca bunları lanet şeyler olarak söylüyoruz. O da bana diyor ki işte alkolden uzak dur, sigaradan uzak dur, ondan sonra işte kadınlardan uzak dur, erkeklerden de uzak dur, ondan sonra çok geç uyuma falan filan bilmem ne. Ama işte bizim işimiz sen de konser veriyorsun filan değil mi? Sonra sabaha kadar filan değil mi? Ne yaparsın? Konserden ya sonra hemen gider yatar mısın? Gider ya gitmek yatmak mümkün değil çünkü zaten bu şehirde değil yani. Genelde ya bu şehrin dışında hatta ülke dışında bir sürü aslında vakit alan şey yol. Yani orada yolda geçirdiğin vakit çok yoruyor. Dolayısıyla mesela atıyorum buradan gittin Kıbrıs'a. Sabaha karşı ilk uçakla geri dönmek istiyorsun. Evinde uyumak istiyorsun ama evet. O yine bir yorgunluk yani evet. Falan oluyor. Yani sabah 7'de falan yatmış oluyorsun. Ya da atıyorum yani Ankara'ya, İzmir'e, yurt dışına herhangi bir yere. Nereye gidersen git. Mümkün olduğu kadar hemen gidip işimi yapıp dönmek istiyorum. Evde yapmak istiyorum. Ben yani şey gibi
Mesela Amedeus oynuyoruz. Mesela bu ya bu çekim yaptığımız günlerde işte pazartesi, salı, çarşamba Amedeus oynadık. Unicol'da oynuyoruz. Ben tabii işte peruklar takıyorum. Çok ağır bir makyajlar falan var. O makyajları böyle çok güzel olmuş, üzerine gördüm. Saldırıp, teşekkür ederim, saldırıp böyle temizlemeye çalışıyorlar. Fakat Amedeus'tan çıktıktan sonra hani hem pavyondan çıkmışım hem de tecavüze uğramışım gibi bir halde. Fakat yani yorgun, fakat işte içim kaynayarak işte nerede oturuluyorsa filan oraya gidiyoruz. Orada tabii ki bitmiyor falan. Neyse 3 tane oyun oynadık. Sonra Ankara'ya gittik, Harem Kabare oynadık. Sonra İzmir'e gittik. İzmir'de 2 tane Harem Kabare oynadık. Dün vallahi kapıyı zor açtım yani. Anahtarı zor çevirdim. Bugün de böyle 2 tane çekim. Fakat ne oluyor? Bu böyle bir şey oluyor. Yani bir makinayı hızlı çalışıyoruz. Tabii. Yani gaza çok basıyormuşum gibi. Motor yıpranıyor. Bizim doktor da diyor ki ya motoru çok yıpratıyorsun, bir an önce öleceksin deyip de aort anevrizması geçirdi. Yani aort yırtılması. Çok, ama o hiçbir şey yok yani. İçkisi yok, sigarası yok. Hiçbir şey yok yani. Relasyon da kurmuyordur. Yorulur diye. Benim de diye. Zamanında yani doktorumun öyle başına bir şey gelmişti. Evet. Hani Allah rahmet eylesin. Kim öldü? Bana da... Doktor mu öldü? Bana da... Tam evet, doktor. Doktor ölmesi bana, çok acayip bir şey. O tam, kadar ahkam kestikten ya sonra. Bana, ya bana çok acayiptir gerçekten. Çok da üzüldüğüm bir durumdu. Allah rahmet hani, eylesin. Bana o zamanlar sigara kullanıyordum çok fazla. Bana diyordu ki acil bu sigarayı bırak. Bak evet. Bu sigarayı bırakmazsan sana ne olacağını göstereyim. Güzel. Bir kavanoz balı üşenmeden gitti aldı. O kavanoz balı bayağı bildiğin şöyle bir yüzeye döktü. Şimdi, Allah Allah, ne manyaklar var. Evet. Dedi ki bak şuradaki şu pürüzsüzlüğe bak, işte damarlar bu şekilde. Bu kavanozu alır böyle boca edersem sigara içtiğinde aynı buraya boca ettiğim gibi. Burası nasıl kayganlaşıyor baldan. Damarların içi de aslında bu şekilde oluyor ziftten. Doğru. Anlattı. Doğru. Dolayısıyla bu tıkanacak. Senin de başına bir şeyler gelecek. Ben de o zaman bacağımdan bir yerden bir ağrı çekiyordum. Muhtemelen bir damar ağrısı falan. Abi inşallah işte yapacağım, merak etme falan filan derken bunun üzerine 3 gün sonra kaybettik. Adam neden öldü? O da Wingsuit'ten Fransa'da kaybet. Wingsuit diye bir şey vardır, böyle bir ekstrem spor. Böyle açarsın. Bir yere mi çarptı? Bir yere çarptı Fransa'da. Hani öyle Allah Allah. Ekstrem sporlara meraklı bir arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin. Yani çok üzülmüştüm. Hatta aklıma bu söylediğin, direkt söyler söylemez aklıma bu geldi şu an. Vallahi Allah rahmet eylesin. Yani tabii ki Allah yakınlarına sabır versin. Tabii senin de ona wingsuit'i böyle iki kanadı açıp da hani gösterecek bir imkanın yoktu, sen de onu yapma diye. Evet. Evet ama öyle. Bizimkisi aort anevrizması geçirdi. Yani bu çok lüzumsuz bir şey. Bu kadar kendine dikkat eden adam da, ben de işte muayeneye evet işte, gideceğim hep, günü bekliyorum. Hep şimdi. Gerçekten evet. O, benim söylediğim wingsuit'ten... Wingsuit de çok garip yani. Türkiye'de evet. Kaç kişi yapıyordur ki onu? Evet. Öyle düşün. O ama o kaza, o elin bir kaza hakikaten. Bizimkisi aort anevrizması geçirdi. Değil mi? Hiç geçirmemesi gerekmez mi? Değil mi? O kadar kendine iyi bakıyor. Ben iple çekiyorum şimdi ona gideceğim günü. Evet. Neyse çok söylemeyeyim, değil mi? Yani zor tabii ki. Zor. Herkes çok... O kadar uzun yoğun bakımda kaldı ki biz ona yoğun bakıma telefon açamadığımız için eşiyle yazıştık. Eşiyle yazıştık. Ondan sonra ben sırıtarak yazıştım tabii. Yani aort anevrizması geçirince hani damar mamar falan filan. Yani şey, tabii komik. Ya doktorlar Allah başımızdan eksik etmesin. Tabii ki önemli. Gel şimdi şu klibe bakalım. Bakalım. Resimlerine değil ama bu defa kendisine. Dön. Ya ne güzel, dur, ne güzel şarkı yapmışsın. Hem akustik, hem çok güzel renk enstrümanları var, hem yerli hem evrensel. Ersoy'un şarkısı, Ersoy Üner'in şarkısı.